Merhabalar efendim. Fikri Bey, hani derler ya, anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. İşte bu güzel adreste gerçekten o mekanlardan bir tanesi. Gerek ruhumuzu, gerek karnımızı doyurmamızı olanak sağladığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Burada hani hikaye aslında çok çok keyifli. Çocuk yaşta başlayan koşturmacanın, yılların tecrübesinin bu muhteşem lezzetlerle, konuklarla buluşması aslında. Evet. Ama ben bunu kurucusundan dinlemek istiyorum. Ve diyorum ki Fikri Koç Çağ Kebabı nasıl doğdu diyorum. Fikri Koç Çağ Kebabı nasıl doğdu? Fikri Koç çocukluğunu bu sektörde adadı. Bu sektörde yetişti ve hep bir işletme hayalinde büyüdü ve sonunda da işletmesini kurdu. Sene 2011'de Bahçelievler Yenibosna'da. Merhaba dedik konuklara. Evet, sene 2016 Büyükçekmece İstanbul şubemizi, yani burayı kurduk. Yani dediğiniz gibi merhaba dedik süper müşterilerimize ve konuklarımıza. Erzurum Cağ Kebabı artık Türkiye'de değil dünyada meşhur olan bir kebap. Kesinlikle. Ve biz de bunu en güzeliyle, en layıkıyla, en leziziyle konuklarımıza sunmaya devam ediyoruz. Ve yanındakiler aslında bunların eşantiyonları diyorsunuz. Evet. Olmazsa olmazımız cağ kebap. Bir de çorbamız var. Adı ne diye geçiyordu? Evet, önden Erzurum ayran aşı. Ayran aşı. Evet, akabinde cağ kebabı ve tabii ki olmazlardan biri de yemekten sonra Erzurum kadayıf dolması. İddialıyız. İddialıyız. Kesinlikle. Bunun gerçekten o kadar hoş ki, yani bir yağda pişirilme şekli var. Fakat yağın derecesi öyle bir güzel ayarlanıyor ki burada iddialı bir şekilde bir tane yiyen bir tane, sonra 3-4-5 taneyi kadar yediği halde hiçbir rahatsızlık vermiyor. Bu konuda da bir ününüz var. Onu biz anlatmıyoruz, meslek sırrı diyoruz. Gelsinler görsünler, gelsinler diyorsunuz, yesinler, şahit olsunlar diyorsunuz. Aynen. Ve biz de meşhur cağ kebabını soruyoruz o zaman. Bu işin sırrı ne, sırrı ne ustacığım? Efendim, bu işin sırrı et. Etimiz kıvırcık kuzu. Kuzudan bahsediyoruz, koyundan falan değil. Önemli olan kuzu ve terbiyesi. Hazırlanış şekli, terbiye şekli, dinlenme şekli ve sunum şekli. Odun közünde A'dan pişmesi, Z'ye. Tabii ki her saniyesi, her dakikası bir lezzet, bir sunumu da bir lezzet, terbiyesi de bir lezzet. Ayrı lezzet. Kısaca doğru malzeme, evet. Usta eller diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Bu lezzetleri vazgeçilmez kılıyor. Nerede kılıyor? Tabii ki Koç Cağ Kebabı'nda kılıyor. Süpersin ustacığım. Peki burada ustacığım aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyoruz? Mekanımız burası 100 kişilik. Merkez Bahçelievler 150 kişilik. İnşallah şubelerimiz devam edecek. Süpersin. Hedeflerimiz de bu var, anlıyorum bu güzel cümleden de. Evet. Peki ustacığım, burada randevu usulü çalıştığınızı biliyoruz. İster bir kişi gelsin, isterse 50 kişiye kadar kapasitemiz var. Yani alo dendiğinde tek bir şekilde ağırlayabileceğimiz. Dolayısıyla tüm organizasyonlara da ev sahipliği yapmanın ayrıcalığını yaşatıyorsunuz bizlere. Konum anlamında o kadar güzel yerdesiniz ki TÜYAB'ın değil mi, kongre merkezindeki, evet, tüm evet, konukları da burada ağırlamanın ayrıcalığı var. Evet. Ve tabii ki iller bazında bir geçiş noktasındasınız. Buradan diğer Silivri'ye gitmeler, işte Edirne gibi gibi bütün illerden giderken gelirken de bizim konakladığımız ender mekanlardan bir tanesisiniz. Evet, E5 üzerinde olduğumuz için ve E5 üzerimiz aynı zamanda deniz manzaramız. Muhteşem manzara. Bu da tabii ki bu lezzete eşsiz bir keyif katıyor diyelim. Süpersiniz. Şu anda gerçekten muhteşem dut ağacının altında bu lezzeti yeme şansı yakalıyoruz. Arkamızda sonsuz bir uzunlukta denizimiz var. Ve etrafımızdaki bu çiçeklerle birlikte ilk başında da söylediğimiz gibi karnımızla birlikte ruhumuzu da dinlendirerek bu mekandan ayrılma şansı yakalıyoruz. Ben önce tabii kurucumuz olan size, sonrasında burada emeği geçen o görünmeyen kahramanların tümüne diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Ve yürekten diliyoruz ki bu keyifli lezzetler nice yıllar boyu, nice şubelerle ama hep bu gülen yüzle bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sizin tanımınızdan memnun oldum. Çok sağ olun efendim.